Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Mount & Blade Warband'da Asgard moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntikam hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor dostlar. Nedense konuşmakta bir güçlük çekiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben talimci alanında askerlerimi baya baya bir eğittim. 24 tane falan mızraklım var. 14 tane de 14 tane mızraklım, 24 tane kıdemli mızraklım var. Şimdi sorun şu, ben neden daha büyük bir ordu toplayıp gelmedim? Normalde daha büyük bir ordu toplayacağımdan bahsetmiştim. Sıkıntımız şu arkadaşlar. 448 dinar paramız var ve bu adamların haftalık ücreti 844 dinar. Yani ben bu adamları besleyemem abi. İmkanı yok benim bu adamları beslememin. Yani bu adamlara bakamam. Tek bir seçenek var. Bu savaşı kazanacağız abi. Yani bu savaşı kazanmak zorundayız. Bu savaşı kazanırsak kayıplar verilir falan. Belki adamların bir haftalık giderini karşılayabilirim. Ki karşılayamazsam da zaten askerleri terhis ettirmeyi planlıyorum. Bilmiyorum artık, onu bu bölümde göreceğiz. Bakalım şuradaki Krikon haydutlarıyla başa çıkabilecek miyiz bu bölümde? Hep birlikte göreceğiz abi. Hocam, Kahya Harek adına sizi tutukluyorum. Hemen teslim olun ya da ölün. Adam yine dedi doğal olarak bizimle dalga mı geçiyorsun diye. Abi bu herifler çok pis ve çok güçlü. Ne olur bana oyunda bug oldu, hata oldu deme abi. Şu an sizde nasıl durum bilmiyorum ama bende adam titredi kaldı böyle. İyi şükür açıldı. 41 askerim var, 36 askeri var. Hocam bekleyin. Abi bekleyin. Bekleyin, bekleyin abi. Bekleyin, bekleyin. İn attan. İn sen de şu attan. Abi atlıları falan geliyor. Arkadaşlar hazırlıklı olun bak. Koskoca kıdemli adamlarsınız. Gözünüzü seveyim, hazırlıklı olun da şunların bir canını okuyalım ya. Abi çektim ben de kılıç kalkanımı. Abi hazır mıyız? Abi hazır mıyız? Girin. Girin, girin, girin oğlum, girin, kaçmayın. Abi girin. Atı kesin, atı kesin. İlk önce atı kesin. Yerden kalkmasına fırsat vermeden abi atı kestikten sonra. Hücumlayın arkadaşlar, hücumlayın. Höp, sen kimi esir alacaksın? Höst. Abi zor olacak. Zor olacak ama alırız. Alırız. O kadar kıdemli adam yetiştirdik. Almak zorundayız zaten. Kıdemli haydutlardan birini öldürdük. Kardeş sen kimsin? Aha geliyor abi. Aha geliyor adamlar. Abi ben geçen bunların 5'inin arasında falan tek kalmıştım. 5'in 10'unun arasında. Yine aynı sahne yaşansın istemiyorum abi. Hocam yardım edin. Alo bizim askerler yardım edin. Adamların ellerindeki kılıç bile kıdemli arkadaş. Aha yine geldi o büyük kılıçlı abi. Aldık abi büyük kılıçlı piyade abiyi. Krikon piyadesiymiş o. Oğlum siz nasıl bir şeysiniz lan? Abi görevde keseceğimiz haydutlar buysa kim bilir, kim bilir senaryonun sonunda bize denk gelecek haydutlar nasıl bir şey? Hani biliyorsunuz arkadaşlar Asgard senaryosunu, ailemizi öldürüyorlar, köyümüzdeki herkesi katlediyorlar bunlar. Onlardan intikam almak için yola çıkıyoruz. Ya düşünün bunlar kaldı ki bizim köyü katleden haydutlar bile değil abi. Abi çok fena dövüşüyorlar ya. Hocam seni alırım da. Yetişin abi bizim piyadeler. Yetişin bizim piyadeler. Arkanı kolladım dostum. Arkanı kolladım. Tamam abi ya, tamam, savaşı aldık. Zor da olsa aldık. Şunu cirit mirit bir şey bulun atınla şuna. Sağ bırakmayın abi şunu. Oğlum sağ kalamayacaksın lan. Onurunla öl. Onurunla öl diyeceğim de haydutta ne onur olabilir aga yani. Leş gibi öldün. Köpek gibi öldün abi. Başka hiçbir şey değil. 5 ölü 6 yaralı haydutları indirmeyi başardık abi. Trikon haydutunu esir alalım. Bizdeki askerler de terfi almış. Ben bunların maaşlarını nah öderim. Yani ödeyemem. Oo abi 10 numara bir zırh geldi. Çok güzel. Ben bu zırhı da satarım. Ben bu atı da satarım abi. 10 numara bir eldiven geldi. Ben şu diğer atla diğer eldivenleri de satarım. Belki birazcık direkt şehre girip hızlı olursak hani belki adamların bir haftalık maaşını ödemek için bir şansımız olabilir. Şuralara dolduralım bunları. Tamam, geri kalanına ihtiyacım yok abi. 401 dinar, güzel. Güzel güzel. Az daha kasarsak kendimize adamların bir aylık maaşını ödeyebileceğiz yanılmıyorsam arkadaşlar. Ama kendimizi birazcık daha kasmamız gerekiyor. Bu arada dağıtacak skill ağacı bulamadım abi. Yani skill ağacında dağıtacak şeyi bulamadım.
Tekrardan bir save al bakayım. Hemen farklı kaydette Baba Fingo'ya da bir yedek kayıt alalım abi. Çok güzel. Bakalım tamamdır. Doğru kayıt almışız. Doğru ilerliyoruz. Hemen şimdi şu Raven şehrinin içerisine girelim abi. Aa ne oldu? Krikon aydutlarını falan dövdün dedi herhalde. Pazar yerine gir. Silah tüccarına gir. Al abi şunları. Al abi şunları. At tüccarına gir. At tüccarı al abi şunları. İyi 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 arkadaşlar iyi. İyi tahmin ettiğimden daha iyi. Hani şey yapabileceğiz. Adamların bir haftalık parasını ödeyebileceğiz. Bu arada bir saniye. Şu hangisi en pahalı sattığım acaba bu mudur abi? 1500 alınacak. Galiba en pahalı sattığım ötekiydi. 1300 alınacak. 1500 alınacak. Tamam eldivenleri de şunlara satalım abi 500. Güzel güzel. Abi adamları kestik var ya. Heriflerin tamam abi birkaç haftalık parasını çıkardık ya. Neyse hızlı olalım bari. Yiyecek falan almam ben bu adamlara. Boyuna paso tütsülenmiş balık yiyecekler de zanlar şehrinden. Hadi abicim hızlı gidelim. İyi oldu iyi oldu. Bu orduyu toparladığımız iyi oldu abi. Senaryo görevlerine de güzel etki edecek. Bu orduyu toparladığımız iyi oldu. Şimdi zanlar şehrine bir girelim. Umarım elime koluma hakim olabilirim. Normalde bu şehre girince elime koluma hakim olamıyorum. Dip di dip di dip di dip di di dip di di di. Hocam merhaba. Merhaba nasılsınız? Abi ben bu şehri bir baştan aşağı kesmeyi deneyeceğim ya. Niyeyse bunu yapmak istiyorum. Bir böyle şehri baştan aşağı kesince ne oluyor? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Save alıp bir deneyelim abi. Ya save alıp bir deneyelim. Gardiyanları indirdikten sonra geri kalanı kolay zaten. Harek. Haydutların hepsini hallettim. Efendim ben o haydutları biliyorum. Onlar benim ailemin katili ve köyümü yakan haydutlardı. Fakat Krikon orada değildi. Ha, biz bunun gibi daha niceleriyle savaşacağız anlaşılan. Krikon mu? O haydutu tanıyorum. Tehlikeli birisidir. Biliyorum hocam. Tehlike bizim göbek adımız. Lütfen efendim söyleyin. O katili nerede bulabilirim? Biraz düşüneyim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat nerede olduğunu bilen birisini biliyorum. Abi ciddi misin? Lütfen efendim kim bu adam? Nerede bulabilirim? Adamın ismi Falcon. Onu maden ocağında bulabilirsin. Çok teşekkür ederim efendim. Bana çok yardımınız dokundu. Siz iyi bir adamsınız. Rica ederim şişman Rambo. Yolun açık olsun. Dikkatli ol. Eyvallah hocam. Babacan adamsın. Babacan adamsın. Seni ve halkını sana ve halkına zarar gelmeyecek. Ama söz veremem. Deyip şöyle bir tane getirsem. Ayıp olur ya. Biraz gidelim balık tutalım abi. Balık lazım bize. Şöyle bir 4-5 stek balık alalım ondan sonra gidelim. Balık yakala. Abi şu balık yakala seçeneği gelecek mi? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 stek aldık balığı. Yeter. Hadi abi doğru maden ocağına gidiyoruz. Falcon'u bulmalıyız. Falcon da bize Krikon'un yerini söylemeli. Umarım söyler. Gerçi söylemez muhtemelen ya. Maden ocağı. Yalnız ben bunun senaryosunu daha çok beğendim abi. Tuz madeni. Bir saniye Falcon. Maden ocağındaki Falcon'u bul. Pekala ben maden ocağının yerini göremiyorum abi. Tuz madeni var bir tane ama o tuz madenini kastetmiyor olabilir. Maden ocağı buradaki maden ocağını kastediyor. Haydi hocam gidelim oraya. Birazcık hızlanalım. Adamların zaten 3-4 haftalık parasını ödeyebilecek şeyimiz var abi. Bakalım aynen 3-4 haftalık parasını ödeyebiliriz adamların. Oo hatta battal balta verdi bize. Süper abi battal baltayla çarpışırız o zaman. Battal balta daha iyi değil mi? Savurması falan kaç? 47K. Hız 85, hız 85, silah erimi 95, silah erimi 96. Kalkanlara karşı bonus, kalkanlara karşı bonus ama dengesiz. Hangisini kullansak ki? Şu da dursun da envanterde. Şimdilik ötekini kullanalım. Hadi bakalım bizi maden ocağına doğru götür dostum. Orada görülecek bir hesabımız var. Maden ocağına ulaştık arkadaşlar. Şimdi maden ocağına ulaştığımıza göre hemen yedek save'lerimizi alıyoruz abi. Haydi bakalım maden ocağına girelim. Maden ocağına ulaştım. Burada demir çıkarıp şehirlerde satabilirsin. Maden çıkarmak için maden çekici gerekiyor. Maden çekicini Rodok şehirlerinde bulabilirsin. Pekala buradan birinden de alabiliriz sanırsam ya. Dırırı. Abi bunlar ne? Domuz. Geyik. Binebiliyoruz mu?
Yapma be. Yapma be. Geyik ve domuz var ve binemiyorum öyle mi? Becerim yetersiz diyor. Abi çok güzel yapmışlar yalnız ya. Asgard modunu ben daha beğendim, daha çok beğendim. Yani Osmanlı senaryosu modu 1,5 GB falandı böyle 1 GB'tı. Bu mod sadece 200 MB. Ve 10 numara bir şey. Hocam merhaba. Maden çıkarmak için maden çekici gerekiyor da ben buraya bulmaya geldim abi. Falcon'u bulmaya geldim. Madenci. Maden çıkarmak istiyorsan Rodok şehrinin pazarlarında bulabilirsin. Ya beni Rodok şehrinin pazarına yollama. Ver şu çekici işte ya. Şimdi bir saniye. Birader Falcon'un yerini öteceğiniz mi? Ben zorla mı öğreneyim sizden? Şehirli adam. Bu kim Falcon? Merhaba. Merhaba, ben Krikon isimli birini arıyorum. Bu isimde birini tanıyor musun? Evet, öyle birini tanıyorum. Söylediğin kişi bir haydut ve tehlikelidir. Söylesene neden arıyorsun bu adamı? Bu haydut benim köyümü yakıp köydeki herkesi katletti. Onu bulup yaptıklarının cezasını vermek istiyorum. Pekala, yardımcı olacağım fakat ben yıllarca bu işe yaramaz madenlerde ömrümü tükettim. Peki ne için? Gerçek olduğunu bile bilmediğim ve hep yanlış yerde aradığım ejderha taşı için. Yuh, bir de sana ejderha taşımı bulacağım be amca ya. Eğer bana yardım edersen sana yardımcı olurum. Abi adam zaten son 4 TP'n kalmış. Son 4 TP'nle bana emir mi veriyorsun? Gidip ejderha taşı bul diyor bana. Buluruz abi. Böbrek taşın abi. Ne taşı, böbrek taşı mı? Yok daha neler. Daha böyle şeyler var mı kral hadi aşkına? Nedir bu taş? Nerede bulurum? Duyduklarıma göre ejderha taşı son öldürülen ejderhanın karnından çıkan sihirli bir taşmış. Bu taşın gizli bir labirentte olduğu ile ilgili söylentiler duydum. Senden istediğim labirenti bulup böyle bir şey olup olmadığını araştır. Nerede bu labirent? Labirentin nerede olduğunu bilmiyorum ama bilen birisini tanıyorum. Burne isimli bir adam. Bu adamı oduncu kampında bulabilirsin. Pekala, şimdilik yola çıkıyorum. İyi günler. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Beni oradan oraya sallamaya devam mı edeceksiniz? Kelleyi vurayım mı baltanıza? Kelleyi vurayım mı baltanıza ne ya? Baltayı vurayım mı kellenize? Abi oduncu kampı nerede? Oduncu kampı şurada abi. Hadi bakalım oduncu kampına doğru gidelim. Barabap barabap barababap. Abi ben ne bileyim ejderha taşını ya. Bak labirentin yeri falan diyorlar. Kesin bu labirent bizim başımıza iş açacak. Ben size söyleyeyim. Kesin bu labirent bizim başımıza iş açacak. Hani bir haydut kampının yerini de biliyorum abi aslında. Haydut kampına da gidip dalabilirim de muhtemelen beni orada yerler ve senaryoyu anlamadığım için, yani senaryoyu oynamadığım için bir bok anlamam oyundan. Oh, 800 dinar bir girdi. Taze taze. Acı acı bir girdi. Nerede abi oduncu kampı? Aha da oduncu kampı burada. Hop. Hocam bir save alalım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok sık save alıyorum. Zaten oyunun başında siz de gördünüz. Oyun hata verebilir diye bizi uyarmıştı oyunun yapımcıları, modun yapımcıları. O yüzden sık sık save alıyoruz. Oduncu kampına ulaştın. Burada odun kesip şehirlerde satabilirsin. Odun kesmek için battal balta gerekiyor. Battal baltayı Nord şehirlerinde bulabilirsin. Ben metal çekici falan alıp metal işlemekten yanayım ya. Hocam burada Burley'i mi ne arıyorduk biz ya? Sabit duran adam Burley'dir işte. Oduncu. Hocam neredesiniz? Hocam nerelerdesin Burley reis? Senden ejderhanın yerini öğrenmem gerekiyor. Ben sana ejderhanın yerini söylerim ama sen de bana karı bulacaksın falan böyle. Kesin rezil rezil görevler verecek bak. Burley? Hanginiz oğlum Burley? Burley İçinde galiba abi. Ha, içeride adam. Bu ne? Hiç vakit kaybetmeden adamı tutup hey sen beni Falcon gönderdim. Ana labirentin yerini bildiğini söyle. Falcon mu demek seni o pislik herif gönderdi. O adama günahım kadar güvenmiyorum. O yüzden sana yardım etmeyeceğim. Abi ciddi misin ya? Direkt bak beni Falcon gönderdi. Söyle lan labirentin yerini falan diyoruz böyle. Ondan sonra direkt böyle. Ama abi lütfen ya biz vallahi mağduruz da. Nerede olduğunu öğrenmem lazım. Ne isterseniz yapalım. Demek ne istersem. Bu adamda bir şey var böyle. İbni sırıtışı var bak onu fark ettim. Ne istersem yapacak mısın? Kaydıracak bizi arkada. Aklıma birden kötü şeyler geldi. Neyse. Bak abi diyorum bu herif fesat. Neyse o halde iyiyin. O halde iyiyin daha köyü
Oduncuları tarafından zorla evlendirilmek üzere kaçırılan kızımı geri istiyorum. Eğer kızımı getirebilirsen sana güvenirim. Pekala, İyindah köyüne doğru gidiyorum o zaman. Arkadaş, ne dertli bir şeysiniz ya. Ne dertli bir krala de burası ya. Niye kızı kaçırıyorsunuz abi? Zorla güzellik olur mu ya? Bırak kendi rızasıyla evlenecekse evlensin ya. İyindah köyü. Abi yerlerden bulacağız bu İyindah köyünü o zaman. İyilerde gözlerim ağrıyor bu arada. İyindah köyü. Oy. Kızı verin la diye gidiyoruz abi. Hadi bakalım hayırlısı. Biz bu arada yolda dünya kadar vakit kaybediyoruz. Bu adamların ben tekrar 800 maaşını ödemek zorundayım. O maaş parasını nereden çıkaracağım bilmiyorum. Orada burada savaş olup duruyor. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Direkt geçim derdine düştüm ha. Abi bu ne? İyindah oduncuları. Kaçırılmış kız. 34 tane oduncu varmış hocam. Salla kızı. Abi ne biçim gülme bir sesiydi o? Ha, seni küçük velet. Biz İyindah köyü oduncularıyız. Bizimle başa çıkacağını mı sandın? Çabuk şunun dilini kesip bana getirin. Oldu oldu, pakette yapalım mı? Yürüyün la. Atmat kullanmam abi, ben atla savaşmayı sevmiyorum. Beyler yürüyün abi, hücum 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 hücum. Hücum, tereddüt edeni ben keserim, yürü. Birisi niye geri vites yaptı ya? Oğlum odunculardan niye geri vites yapıyorsunuz? İndirin la şunları aşağı. Hocam alo, oduncu moduncu dinlemeyin. Abi indirin şunları aşağı. Kanlı bir savaştı. Gece karanlığında göz gözü görmüyor, herkes birbirine baltalarını geçiriyordu. Birinin kafasına zıplayıp geçirmek kadar zevkli bir şey yok ya. Abi siz baltacıysanız biz de baltacıyız yani. Siz baltacıysanız biz de baltacıyız. Yalnız adamların dübüğüne çaktık ha. Gidin yakalayın abi şu oduncuları. Yalnız adamların dübüğüne çaktık abi. Adamların dübüğüne çaktık. Hey gidi hey. Dilimi keseceklermiş öyle mi? Hadi bir kesseydiniz dilimi. Hadi bakalım şu adamı da kovalayalım. Kaçırılan kızı kurtardık abi, tamam. O bize labirentin yerini söyleyecek. Gideceğiz. Labirentten ejder taşını alacağız. Ejder taşını alıp adama götüreceğiz. Adam bize oradan şeyin yerini söyleyecek. Falcon'un yerini söyleyecek. Oradan gideceğiz. Falcon'u keseceğiz. Ha? Yandı. Oh çok teşekkür ederim beyim. Az daha geç kalsaydınız iş işten geçerdi. Beni şimdi babama götürün. Tabii ki beni takip edin, götüreyim. Götürürüz. Götürürüz ablacığım. Sen hiç canını sıkma. Biz götürürüz. Nihayet zekam 12 oldu ya. Nihayet zekam 12 oldu abi yani. Hakikaten gına geldiydi artık. Envanter yöntemi ver. Babacım şu kitabı okuyabiliyor muyum? Bir saniye. Burada bir süre bekle. Hayır burada bir süre bekleme. Bir işe giriş. Okumak üzere kitap seç. Oku abi bunu. Tamam. Kılıçlarla Savaşma Sanatı üzerine isimli kitabı okumaya başlıyorsun. Birkaç sayfa sonra bu kitaptan öğreneceğin çok şey olduğunu hissediyorsun. Kitabı yakınında tutup uygun her fırsatta okumaya karar veriyorsun. Okey abi, şimdilik yolculuğa devam et. Şehirlerde falan dinlenirken okursun. Şimdi seni oduncu kampına götüreceğiz ablacığım. Seni oduncu kampına götüreceğiz. Babana teslim edeceğiz. Babam bize labirentin yerini söyleyecek. Biz de labirente gideceğiz. Tamam dur abi. Hemen bir save alalım. Hemen bir de farklı save alalım. Ha baba Fingo ya abi. Hemen bir de farklı save alalım. Okey to. Haydi bakalım. Gir abi. Bu arkadaş neredeydi? Bir evin içindeydi galiba ya. Burney. Gidelim ona diyelim. Kızını kurtardık. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. İn abi attan. Babacım Seha. Abi kurtardım kızını. Tam da evlendireceklerken işte buldum kızını. Oh şükür benim güzeller güzeli kızım. Labirent Gulumlar köyü yakınlarında. Yalnız dikkatli ol, orada kaybolabilirsin. Teşekkür ederim. Muhtemelen kaybolacağım zaten. Muhtemelen kaybolacağım zaten. Labirent Gulumlar yakınlarında.
Oradan oraya, oradan oraya arkadaş var ya, motor olduk resmen. Bildiğim motor olduk ya. Bildiğim motor olduk ya. Ulan oradan oraya, oradan oraya, bir oraya bir buraya, bildiğin oraya bir buraya ya. Olmaz böyle bir şey ya. Yerler Gulunmar'ın abi, Gulunmar'ın. Hop, Gulunmar köyü burada. Gulunmar köyünün orada diyor labirent. Gulunmar'a gidelim, buluruz labirenti de. Abi yalnız çok uzaktaymış ya. Ben oraya gidene kadar oho, ben daha bu askerlere bir yığın para vereceğim. Abo. Abo, ben bu askerlere daha bir yığın para vereceğim ya. Abi şey yapalım mı? Birazcık para kasalım arkadaşlar. Tamam, 4000 var da. Birazcık para kasalım abi. Birazcık para kasalım. Ben bu askerlere 800-800 vereceğim. Ki zaten gitgide artıyor vereceğim para. 825 falan. Aşağı yukarı bu para bana 4 hafta yeter. Ben bir kaydıma bakayım abi ne kadar olmuş. Bir tur sizle birlikte gireyim. Şu arenada para kasayım. Ondan sonra arkadaşlar bölümü sonlandırayım. Ben arenada kendim para kasayım. Bir 10 bin dinar olana kadar falan kasarım herhalde. İner misin abi attan? İyi ya, hızlı hızlı kesebiliyoruz iyi ki. Ya buradan 250-250 her 4 seferde bir arkadaşlar. Her 4 girişimizde bir biz buradan bir haftalık askeri geçiş paramızı çıkarıyoruz ya. Tamam, sorun olacağını zannetmiyorum. Bir tur siz de girelim, kazanalım arkadaşlar bir turluğuna. Ondan sonra ben kendim para kasayım. Bir hani 7-8 bin dinar olsun, tamam mı? Hadi 5 bin, şey 10 bin abartı. 7-8 bin dinar olsun yanımda. Ondan sonra şey yapalım. Ya da 1-2 tur daha mı gireyim, ne yapayım tam bilmiyorum ya şu an hani. Ya para bitince düşünürüz deyip yardırayım ben en iyisi. Şu turu atayım da para nedir, para biterse bitsin diye düşünüp yardırayım en iyisi. Ya çünkü şimdi ben bunu yalnız başıma kasarken de çok aşırı sıkılacağımı fark ettim. Çünkü sıkıcı bir görev abi. Para kasmanın en hızlı yolu nedir acaba? Bir madenlerden ne kadar gelir geliyor? Onu da deneyelim. Şurayı atlatalım da. Hatta buradan çık ya. Çık çık. Çık. Boş ver. Şey yap. Bunlar Rodok şehrine gidelim abi. Bir saniye. Rodok şehrine gidelim. Oradan bir madene falan gireriz abi. Rodok şehri. Burası Rodok krallığının şehri. Buraya gidelim. Buradan bir maden çekici alalım. Ondan sonra gidip biraz bir maden çıkaralım. Bakalım. Madenlerden ne kadar gelir elde edebiliyoruz? Maksat onu öğrenmek. Abi pazar yerine git. Silah tüccarında mı olur? Ağır savaş çekici. Savaş çekici değil abi. Madenci çekicine ihtiyacım var benim. O erzak tüccarında mı olur abi? Erzak tüccarına mı eklediniz onu? Zırh tüccarında olacağını hiç zannetmiyorum. Zırh tüccarındaki şu en baba zırhlara bakalım. 7000. Sorun değil abi. Benim şu anki zırhım bile gayet yeterli. Abi bir şey soracağım. Sen ne şehrisin? Sen Sivade şehrisin. Sana girmem. Sen de Sivade şehrisin. Sen Rodok şehrisin abi. Rodok şehrine bir daha bir girer misin? Şuradaki Rodok şehrinde vardır belki çekiç. Silah tüccarı. Tokmak, tokmak. Bunlar ne abi? Bunlar şey değil mi? Pastı balyoz. Madenci çekici demiyor muydu adam ya? Abi madenci çekici diyordu adam. Bu arada biz şu kalkanı alsak daha iyi değil mi ya? Direnç 13. Direnç 1. Tabii ki bu kalkanı alıyoruz. Direkt 600 dinarı buna verdik ama yapacak pek fazla bir şey yok doğrusu. Abi şu paslı balyoz olamaz değil mi? Belki de bu balyozdur abi ya. Alalım. Şimdi balıkçılık yerine şuraya koyalım. Bir gidelim maden ocağında bunlarla çalışmayı bir deneyelim. Çünkü benim o maden ocağında çalışıp para kazanmaya ihtiyacım var abi. Oduncu kampı, balıkçı kampı. Balıkçı kampı. Oğlum bir oduncu kampı daha var şurada. Maden ocağı nerede abi? Maden ocağı burada. Yürü doğru maden ocağına. Doğru maden ocağına abi. Haydi bakalım. Yalnız biz para kazanacağız derken daha fazla vakit kaybettik ya. İşin o kısmı kötü. Neyse. Eğer bu tokmaksa eğer ve ben maden ocağından birazcık da olsa maden kazanabilirsem iyi iş yapacağız. Ne oldu abi? Niye bilmem ne noyanlarla benim ilişkim düşüklüğü de çıktı? Beni daha krala dede kimse tanımıyor ki. Ben sadece intikamımın peşine düşmüş bir gencim yani. Hocam bu çekiç mi acaba?
Sizin dediğiniz bu çekiç miydi? Lütfen bu çekiş olsun yoksa sinirleneceğim çünkü. Daha ejder taşını falan bulamadım dayı, pek heves etme. Şey yapmaya geldim. Maden kazmaya geldim. Abi maden çekici gerekiyor diyor. Maden çekici... Nerede maden çekici? Nerede birader maden çekici? Oo, birazcık abarttık galiba. Şş, hocam yeni kalkan falan almıştık, onu deneriz. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Yeni kalkan almıştık, onu deneriz. Abi adamın kafayı dağıttı. Ulan maden çekici dedikleri şey şu alet olmasın. Tamam, maden çekicini almış olduk abi. Güle güle. Easy. 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 Yoruldum, dinlenmem mi lazım? Ha, ulan can bitiyor balık tutarken falan filan. Hocam hayırdır, karşı kasabadan dayak yemeye mi geldiniz ya? Öldük. Öldük. Zaten maden de tam bir gelir kaynağı değilmiş abi. Ölüyoruz yani. Ölüyoruz madende de. Ayrıca şu paslı sopaya parayı verdiğim güne lanet olsun. Gitti abi param. Canım param gitti abi. Canım param gitti. Vere vere de bana taş verdi. Ben bu taşları gidip satsam neye yarar? Neyse neyse, ne oldu abi? Özet, biz daha fazla vakit kaybettik. Daha fazla zaman kaybettik. Keşke direkt Gulumar şehrine gidivereydik diyorum. Ve hemen Gulumar şehrinin yolunu tutuyorum abi. O Gulumar şehrine gidelim. Oranın kenarında save alayım. Daha sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim. Nerede abi Gulumar? G G G G G G G. Gulumar. Nerede abi Gulumar? Tamam, götür beni buraya. Çabuk 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 çabuk. Çabuk abi, götür beni buraya. Aha, bir aylık daha girdi. Ah, acı acı giriyor. Pam para pam pam param param pam para pam pam param 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 pam pam param pam pam pam. Tam paradan paradan tam 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 geldik abi. Gulumar köyünün oralarda diyordu abi. Nerede labirent? Tamam. Labirent ilerideymiş. Okey abi. Labirentte kaybolabilirsin falan diyordu. Bakalım ya, bunu hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın, kendinize iyi bakın.